Bugün sizlere yeni Land Rover Discovery Sport'un testinden sesleniyorum. Bu model özellikle marka için çok ama çok önemli olan Evoque modelinden esinlenen bir tasarımsal karakteristiğe sahip ki Land Rover'da buradaki yani Evoque'un bu tasarımın çok fazla beğenilmiş olmasından dolayı ardından gelen modellerde aynı tasarımsal dili yeni gelen modellerine entegre etti. Ve işte bu tasarımsal dilin en son örneklerinden birisi arkamızda duran bu Discovery Sport modeli. Discovery aslında özellikle tasarımsal detaylarıyla da arazide çok ama çok iddialı olduğunu her detayında belli ederdi. Yeni neslinde Discovery Sport ile biraz daha şehir kullanımı uygun bir karakteristikle bu model ön plana çıktı. Bu otomobilde bahsettiğim gibi hani Land Rover'ın o LLX konseptinden gelen tasarımsal dilin etkilerini özellikle ön yüzde çok fazla görürken arkaya doğru geçtiğimiz zaman modelin kendine özgün karakteristik, tasarımsal karakteristik detaylarını görebiliyoruz. Yan profilinde, arka profilinde model diğer kardeşlerinden sıyrılan bir tasarımsal dile sahip. Bu otomobil özellikle boyutlarıyla kompakt SUV liginde yarışacak bir potansiyele sahip. Bunu boyutlarının her detayında yani otomobili biraz daha yakından, biraz daha canlı incelediğiniz zaman daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. İçerik tasarımı dışarısı kadar Evoque'u andırmıyor. Burada en fazla bu gösterge grubu Evoque ile benzerlik gösterirken tabii ki bazı tuşlar da Evoque'dan alınmış. Ancak bunların haricinde baktığımız zaman burada Discovery'ye özgün bir tasarımsal kimlik kullanılabilmiş. Buradaki ara birim tamamen farklı. Baktığımız zaman dokunmatik bir ekran var. Oldukça güzel ve kullanışlı bir ekran. Fakat konumu itibariyle biraz şu anki sürüş pozisyonunun uzağında kalıyor. Bundan dolayı da ben buradaki vites joystick şeklindeki bu vites yerine buradaki joystick'in multimedya sistemlerinin kullanımını olanak tanımasını daha çok isterdim. Ve vites işlevinde bu joystick yerine buradaki Mercedes modellerinde olduğu gibi buradaki silecek kulağına yerleştirilebilirdi. O şekilde çok daha bence işlevsel olabilirdi. Fakat direksiyon üzerindeki tuşların ergonomisi oldukça iyi ve bunlar sayesinde hani multimedya sistemlerini daha pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradaki tuşlara baktığımız zaman mesela menü ayarlamalarını yapıyoruz ve bunların haricinde otomatik park asistanının ayarlamalarını görüyorum hemen buradan. Park asistanı paralel dikey park yapabilirken aynı zamanda çıkış manevrası da yapabiliyor. Asistanın genel itibariyle birçok opsiyonunu denedim. Genel itibariyle akıllı çalıştığını söyleyebilirim. Fakat çıkış manevrası yapacağınız veya giriş manevrası yapacağınız yönü mutlaka bildirmeniz gerekiyor. Eğer bildirmezseniz çıkacağı noktaya mesela bizim buradaki denemelerimize şaşırdığı anlar olabilir. Bundan dolayı da çıkış veya giriş yapacağınız yönü sinyalle belirtmeniz gerekiyor. Bunların haricinde baktığımız zaman test aracımızda sadece arkada bir kamera yerleştirilmiş. Eğer isterseniz otomobilin kuş bakışı görebileceğiniz bir kamera sistemiyle de yani önünde, arkasında, yan tarafta, aynı arada yer alan bir kamera sistemiyle de donatabiliyorsunuz. Eğer istersen ben geri görüş kamerasını geri vitesli olması dahi aktif edebiliyorum.
bahsettiğim gibi ben ergonomi olarak ben en fazla hani bu joystick'e takıldım. Hani bu joystick'in konumu, ergonomisi oldukça güzel. Direkt olarak elimin altında. Fakat vites yerine bence multimedya sisteminin kumanda etmekte çok daha faydalı olabilirdi. Ve bu otomobilde ilk etapta böyle alışmakta zorlandığım noktalardan birisi de cam açma kapama butonlarını. Gördüğünüz gibi burada kolumuzu koyduğumuz kısma yerleştirilmiş olması genelde bildiğiniz gibi daha çok kapı içinde olurken buradaki konumuna ilk etapta alışmakta biraz zorluk çekebiliyorsunuz. Ancak işlevsellik bakımından bir sorun yer almıyor. Yani buradan da gayet kolay bir şekilde kumanda edilebiliyor. Discovery tasarımıyla Evo fazlaca anımsatmasından dolayı hani içeriye geçmeden önce ben ondakine benzer bir yaşam alanı, işte eşya gözleri ve yaşam alanı bekliyordum. Fakat içeriye geçtiğimiz zaman işlerin pek de öyle olmadığını görmek bence oldukça güzel. Yani otomobil dışarısından sunduğu o kompakt boyutuna nazaran içeride oldukça geniş bir yaşam alanı size sunabiliyor. Eşya gözleri de oldukça tatminkar. Bakıyorum hemen bu vitesin önünde bir göz yer alıyor. Onun arkasında iki bardaklık ki burayı isterseniz de kapatabiliyorsunuz. Ve ayrıca kolçağın içerisinin genişliği de yeterli seviyede ve kolçağın bu şekilde gördüğünüz gibi iki farklı ayarlama kademesi de söz konusu. Ayrıca torpidonun üzerinde kapaklı olmayan bir göze de yer verilmiş ve kapı içindeki gözler de oldukça güzel ayarlanmış. Yani büyüklük bakımından bir sorun yer almıyor. Hacim konusunda hani bahsettiğim gibi ön tarafta hiçbir sıkıntı yok. Arkaya geçtiğimiz zaman buradaki hacme baktığımız zaman da arkadaki hacimde de ben bir sorun görmedim. Baş ve diz mesafesiyle oldukça iyi ve arkadakilerin de konforu yeterli düzeyde burada kesinlikle karşılanabilmiş. Arkadakiler için ayrı bir havalandırmaya ve burada direkt olarak kolayca erişimi sağlanabilen güç girişlerine yer verilmiş olması da bu otomobildeki güzel detaylardan birisi. Ve bir diğer güzel ve önemli ve açıkçası çok da beklemediğim bir detay da arkadaki koltukların opsiyonları da ayarlanabilir. Opsiyonların da yer alması, ileri geri veya sırtlığını isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunlara ek olarak da Discovery'de 3. sıra koltukta yer alıyor. Yani bu otomobili 7 kişi kullanabiliyorsunuz. Fakat 3. sıra koltuk kullanımı daha çok birçok modelde olduğu gibi daha çok yetişkinden ziyade çocuklar için daha uygun. Hani buraya bırakın oturabilmeyi, erişim dahi çok çok kolay olmuyor. Ben denedim fakat arkaya oturduğum durumlarda 2. sıra koltuğu oldukça ön tarafa almak gerekiyor. Ve bunu yaptığınız zaman da 2. sıra koltukta birinin oturması çok fazla mümkün olamıyor. Yani özetle 3. sıra koltuk daha çok çocuklar için uygun bir yaşam alanı sunabiliyor. Fakat bahsettiğim gibi çocuklar için daha çok bir alan sunuluyor, hacim sunuluyor. Fakat onların dahi yeterli düzeyde konforu karşılanabilmiş. Eşya gözleri yer alıyor, havalandırma yer alıyor. Ve bunlara ek olarak USB bağlantılarınızda 3. sıra koltukta dahi bu otomobilde yapabiliyorsunuz. Panoramik sunroof içeriği oldukça ferah kılıyor ama ben bunun açılma işlevine sahip bir sunroof mekanizmasına sahip olmasını da isterdim. Sürücü buradan her şeyi kumanda edebiliyor Discovery'de. Mesela koltuk ısıtma ve soğutma fonksiyonlarının olduğu menüden isterseniz arka tarafın havalandırmalarını da ayarlayabiliyorsunuz. Ve hatta arka taraftaki klimayı kilitleyebilmeniz dahi mümkün olabiliyor. Kalite algısıyla bence bu otomobil segment ihtiyaçlarını hani rakiplerle kıyaslandığı zaman karşılayabiliyor. Genelde dokunduğunuz yüzeylerde yumuşak bir malzeme ve sizi işte rahatsız etmeyecek bir malzeme kullanılmış olması güzel bir detay. Fakat çok çok aşağılara indiğiniz zaman hani sert plastikte bu otomobilde görebiliyorsunuz. İdeal sürüş pozisyonuna erişim için çok zorlanmadım. Direksiyon ve koltuk fazlasıyla bir opsiyon sunabiliyor. Bu anlamda bir sorun yer almıyor. Fakat ben biraz daha koltukların baldır desteğinin burada iyi olmasını isterdim. Ve burada Discovery'de dikkat çekici bir detay da ön kaputa konumlandırılmış yaya hava yastığı.
Discovery ile arazi çekimlerimiz devam ediyor. Burada özellikle Land Rover'ın meşhur Terrain Response adını verdiği, arazi koşulları için geliştirdiği çekiş sistemlerine de değinmek gerekiyor. Özellikle baktığımız zaman size bu otomobil kum, çakıl, işte balçık gibi zeminler için seçebileceğiniz sürüş modlarını da sunmuş durumda. Veya bunların hiçbirini seçmeyip oto moduna güvenip, oto modunda da çünkü ilerlediğiniz zaman zemin değişimlerini otomobil kendisi algılıyor. Bu 4x4 sistemi kendisi algılıyor ve gerekli işlemleri, gerekli aktarmayı yapıyor. Nasıl yapıyor? Burada özellikle şunu gördük. Otomobili bu bahsettiğim zeminlerin hepsine soktuk ve özellikle çakıl modunda engebenin olduğu bir zeminde çok çok net bir şekilde görebildik ki burada ciddi anlamda her farklı tekerin farklı bir matematiği söz konusu. Burada özellikle 4 tekerinde çok farklı çalıştığını görebiliyorsunuz ve bu çalışma prensibini otomobil oldukça akıllı bir şekilde yapıyor. Özellikle otomobilin çekiş sisteminin çok çok akıllı olabildiğinin etkilerini, işte çok zorlayıcı, yani çekişin çok çok zorlayıcı olduğu bir zeminde özellikle çok net bir şekilde ben burada görebildim. Her ne kadar Discovery birkaç denemede zorlansa da bu gibi bir zeminde dahi akıllı olabilen, altını çizmek gereken nokta bu, akıllı olabilen bu 4x4 sistemi sayesinde kurtulabildi. Burada özellikle şunu gördüm. Güç kaybının olduğu noktalarda gücün daha iyi olduğu tekere daha fazla güç aktarılırken bu aktarma şekli çok aşırıya kaçmıyor. Yani tamam, çekişin, işte tutunmanın iyi olduğu yere güç aktarılıyor. Fakat burada da özellikle çekiş durumu abartılmıyor. Yani siz gazı döşemeye yapıştırıyor olsanız dahi burada sistem gerekli tekere gerekli dozajda gücü aktararak aşırıya kaçmayan otomobilin müdahalelerde bulunmasına çok fazla katkıda bulunarak daha etkili ve daha güvenli bir şekilde o zeminde kalmadan ilerlemenize çok büyük bir katkı sunuyor. Bunu ciddi anlamda otomobili zorladığımız bu gibi zeminlerde çok net ve çok yakından görebildik. Yani fiziki kondisyon tabii ki arazi kullanımları için çok önemli arazi otomobillerinde. Fakat çekiş sistemi de işte, yani akıllı olabilen 4x4 çekiş sistemlerinin gerçekten ciddi anlamda zirveyi zorlayabilecek bir potansiyele sahip olduğunu burada Land Rover Discovery'sinde de bizlere göstermiş oldu. Test konumuzda 2 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor yer alıyor. 240 beygir var bu motorda ve 340 Nm tork değeri var. Aslında dizel seçenekleri de mevcut. Fakat dizel motorları çok vergi mağduru olmasından dolayı, çünkü 2.1 litrelik bir dizeli var Land Rover'ın. O motoru getirmekte çok fazla istekli değiller. Çünkü vergi mağduru oluyor ve haddinden fazla pahalı oluyor. Bundan dolayı şu an için sadece bu benzinli seçenek söz konusu. Baktığımız zaman 1700, ortalama 1744 kilogram civarında bir ağırlığa sahip otomobil ve 8.2 saniyelik 0-100 değeri sunuyor bu motor Discovery'ye. Yalıtımına baktığımız zaman genel itibariyle hem yoldan gelen ses seviyesi olsun hem de motordan gelen ses seviyesi olsun, hani çok çok muazzam bir şey, mükemmel bir düzeyde değil. Mesela atıyorum son dönemdeki X5 ve X6 ile kıyaslandığı zaman onlar kadar etkileyici değil, ama onların direkt olarak segment olarak rakibi değil. Biraz daha işte X3 vari bir otomobil bu ve o segmentteki otomobillerle kıyaslandığı zaman kesinlikle bu anlamda hani yalıtım seviyesiyle model bekleneni size verebiliyor. Bu anlamda ben bir rahatsızlık görmedim.
Peki ya bu motorun genel itibariyle karakteristiği nasıl? Size performans ve ekonomi anlamında neler sunabiliyor? Performansıyla bir kere kesinlikle tatmin edebilen bir karakteristik sunabiliyor. Fakat ekonomisiyle, benzinli olmasının handikapıyla, işte bu güce oranla biraz ağırlığın fazla olması, yüksek yapısı, heybetli yapısından dolayı Discovery'nin ekonomi anlamında yüzleri çok fazla güldüremiyor. Yani 11 litreler civarında karmatiz tüketimlerinin altına inebilmek bu otomobile çok kolay olmuyor, çok da mümkün olamıyor maalesef. Buradaki Discovery'deki en önemli ve en büyük yeniliklerden birisi ise 9 ileri orana sahip otomatik şanzıman. Ciddi anlamda hani manuel modu aldığınız zaman bu ekrandan 9 vites oranını gördüğünüz zaman ciddi anlamda şaşırabiliyorsunuz bu duruma, çünkü çok fazla alışkın değiliz bu kadar fazla oran olmasına. Peki niye bu kadar fazla oran kullanılıyor? Bir kere bu kadar fazla oran olduğu zaman hem işte performans taleplerinizde, ara hızlanmalarda size daha fazla esneklik sağlanabiliyor ve fazla oran olmasının bir diğer avantajı da üst viteslerde, yani atıyorum 9. viteste size daha alt devirlerde gitme opsiyonu sunabiliyor bu sayede. İşte bu da size çok çok, bunlar milimetrik ve ufak farklar, fakat bu gibi artık milimetrik ve ufak detaylarla da oldukça işte karmatez tüketimlerini, yakıt tüketimlerini aşağıları düşürebilmek mümkün olmasından dolayı size işte düşük devir bantlarında, yüksek işte ortalama otoban süratlerinde size ekonomik sürüş yapmanıza, otomobilin ekonomik sürüş yapmasına bu şanzıman katkıda bulunabiliyor. Peki ya atıyorum benim işte bu tarz bu kadar çoklu orana sahip şanzımanlarda en fazla dikkat ettiğim noktalardan birisi işte şu oluyor. Peki ya ani performans taleplerimizde bize nasıl bir karşılık cevap veriyor? Hemen bunu daha yakından bir bakalım. Gaza oturduğum an, şu anda mesela eco modundaydım. 9. viteste gidiyordu. Hatta bunu daha net görebilmek adına ben mesela şey yapıyorum. İşte şanzımanı kendim kumanda ediyorum. 9. vites alıyorum. Gaza oturduğum an 9'dan bu şanzıman hemen 4'e geçiyor. Geçmesi milisaniyelik bir geçiş süresi değil. Aslında şanzıman oldukça hızlı bir şanzıman. Çift kavramlı değil bu arada. Tam otomatik bir şanzıman. Ve oldukça güzel işte geçiş hızı var. BMW'nin şanzımanlarını bilenler için hani karakteristik olarak onu fazlasıyla çağrıştırıyor, andırıyor. Ve sarsıntı bakımından bence bir sorun yer almıyor. Fakat bence niye bir sorun yer almıyor? Eğer manuel modu aldıysanız ve işte atıyorum performanslı kullanım yapıyorsanız, geçişleri, vitesin geçişlerini size o ivmelenme durumlarını hissettiriyor ki bence bu sürüşe bir handikap katmıyor, daha fazla keyif katıyor. Hani performanslı kullanımda otomobilin teknik detaylarını, teknik parametrelerini ben kendi adıma daha fazla hissetmek isterim ki bu şanzıman o anlamda da bence üzerine düşeni fazlasıyla ve oldukça güzel bir şekilde yapabiliyor. Ama manuel modu ile ilgili zaten bir kısıtlama yok. Yani 6500 devir bandında bir üst vitese kendiliğinden siz değiştirmeseniz bile geçiş yapıyor. Ve manuel modu ile ilgili hani kısıtlama yoktan kastım şu: bir özel bir nokta yok. Buradan mesela işte vites üzerinden, bu joystick üzerinden manuel moda geçiş gibi bir opsiyon yer almıyor. Viteste D ve S modları var. S'ye geçtiğiniz zaman işte biraz daha yakından görüyorsunuz vitesin detaylarını. Ve kesinlikle performanslı kullanımda hani ufak çaplı böyle bir silkelenme yapma durumu benim hoşuma gitti. Yani çok çok böyle muazzam düzeyde bir sarsıntı kesinlikle yok. Ama ufak çaplı bir böyle bir hani vites geçişlerini size hissettiriyor olma durumu güzel. Ve yaklaşık olarak 4500'lerde de, hani çok aşağılarda değil, 4500'lerde de alt vitese düşürme opsiyonları da sunabiliyor. Yani şanzımanın performanslı ve ekonomik kullanıma katkısı özetle çok büyük burada. Onu çok çok hani detaylıca deneyip irdeledikten sonra çok çok net bir şekilde görebildim. Sadece hani burada eleştirebilecek önemli noktaların başına şu geliyor. İşte atıyorum 9. viteste gidiyorsunuz, ekonomik bir sürüş yapmak istiyorsunuz ama ani bir güç talebiniz oldu, ani bir güç ihtiyacınız oldu. Gaza oturuyorsunuz ve 9'dan 4. vitese atıyor. Bu da buradaki bu ani güç talebinde, yani 9. vitesten 4. vitese geçme durumunda ben çok çok biraz daha hızlı olmasını, biraz daha çabuk bir tepki vermesini İsterdim bu şanzımanın. Discovery ile limitleri yukarılara çıkardığımız zaman burada bu noktasında beni biraz şaşırtan bir detayı var.
O da bu otomobilde beklediğimden fazla gövde salınımlarını hissediyor olmanız. Ama fakat hani Evoque'da şöyle bir detay vardı. Sürüş modlarından Sport adı altında bir mod da seçebiliyordunuz son dönemdeki birçok otomobilde olduğu gibi. Ve o modu seçtiğiniz zaman otomobilin özellikle viraj stabilitesi çok daha iyi bir noktada, daha iyi bir kıvamda, özellikle gövde salınımları çok daha az bir noktaya geliyordu. Fakat burada otomobilin özellikle hani performansı asfalt kullanımlarında otomobilin o heybetli yapısını sizi de Discovery daha fazla hissettirebiliyor bir Evo'ya göre. Fakat bu durum çok böyle aşırıya kaçan bir boyutta kesinlikle olmuyor. Çok sizi rahatsız eden bir boyutta kesinlikle olmuyor. Yani özetle gövde salınımları çok böyle ürkütücü bir boyutta olmuyor. Fakat otomobilin o SUV karakterisini en fazla bu gibi durumlarda size hissettiriyor Discovery. Ve bu gibi bir noktasının olmasından dolayı da özellikle ben asfalt dışında toprak üzerinde otomobilin sürüş dengesini daha net, daha yakından görebilmek adına da toprak gibi daha kaygan bir zeminde çekiş kontrol sistemine devre dışı bırakarak otomobilin yanal inmelenmelerinin sürüşe ne gibi tepkilerin olabileceğini daha net görebilmek adına otomobili çok fazla zorladığım durumlarda da özellikle burada işte elektronik sistemlerin çok güzel çalıştığını daha net ve daha yakından görebildim. Yani Discovery'nin elektronik sistemleri bu gibi performanslı kullanımlarda çok çok temkinli davranarak oluşabilecek potansiyel tehlikeleri önlemede sürüşe çok büyük bir katkı sağlıyor. Sürüş güvenliğine çok fazla bir katkı sunabiliyor. Bunu özellikle asfalt dışında daha kaygan olan bir toprak zeminde otomobili çok fazla zorladığımda daha net bir şekilde görebildim. Modelin hafif çaplı da olsa gövde salınımlarını hissettiren durumundan bahsettim. Bu durum özellikle otomobilin hani konfor disiplininde daha iddialı olmasına da katkı sağlamış durumda ve heybetli yapısından mesela bir Evo'ya göre daha yüksek olan yapısından dolayı süspansiyonların çalışma opsiyonları da burada Discovery'de daha fazla. İşte bundan dolayı da otomobille ritimli, hızlı, arazi sürüşlerinde sizi işte tedirgin edecek vuruntular, konforu törpüleyecek sarsıntılar kabinde çok fazla olmuyor. Yani özetle sürüş konforu hem yolda hem de ritimli, işte hızlı arazi kullanımlarında Discovery'de oldukça iyi bir noktada.